Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikayemize. He was quite calm, the man who stepped on the child. He was quite calm. Oldukça sakindi. Yine tire ek açıklama. Kim sakinmiş? The man who stepped on child. Çocuğun üzerine basan adam. Oldukça sakindi. He did not try to escape. O kaçmaya çalışmadı. Kaçmayı denemedi. But he looked at me once. And my blood ran cold. Ama o bana bir kere baktı ve benim kanım üşüdü. Yani bayağı korktum diyor. I hated him. Ondan nefret ettim. Yani çok kötü bir bakışı varmış anladığımız kadarıyla. Buraya bakalım. The people around the girl were soon joined by the doctor. The people around the girl, kızın etrafında insanlar were, burada pasif var. O kalabalık yani doktor tarafından da katılmış. Yani doktor da o kalabalığa katılmıştı. Doktor gelmiş. The girl was not hurt very much. Only frightened really, the doctor said. The girl was not hurt very much. Kız çok fazla yani hasar görmemişti, incitmemişti bir yerine. Sonra yine açıklama ne var? Ne olmuş ama? Only frightened really. Ama gerçekten, sadece gerçekten korkmuştu. The doctor said. Doktorun dediğine göre, doktor böyle demiş. But there was something very unusual about it all. Ama it all'dan kastı ve bu olayla ilgili işte yani kızın çocuğun üstüne basıp gitmesi, bunlar olayın tamamıyla ilgili. Çok garip, ulaşılmadık, unusual çok bir şey vardı. I felt an immediate hate for the man that I was holding. Tuttuğum adamla ilgili böyle ani bir nefret hissettim. Çocuk kaçıyordu, biz yakaladık ki hala onu tutuyoruz anladığınız kadarıyla. The child's family hated him too and that was natural. Bu çocuğun yani erkeğin ailesi de ondan nefret ediyordu. Ve bu gayet normal, doğaldı. But the doctor was not like us. Ama doktor bizim gibi değildi. He was usual cold, calm, scientific man. O usual yani normal klasik sakin böyle soğukkanlı sakin bir bilim insanıydı. But every time he looked at the man, I saw him turn sick and white. Ama every time I looked at the man, menden kastı burada adam olması lazım. Şey doktor. Yani ama her doktora baktığımda I saw him turn sick and white. Onun beyaza dönüp yani bir hastaymış ve beyaza döndüğünü hissediyordum. Buradan şeyle çıkabiliriz yani doktor da aslında korkuyor ama sakin, solgun, yani soğukkanlı ve sakin bir insan genel olarak. He wants to kill him too, I thought. He'den kastı doktor, aynen dediğimiz gibi yani doktorun yüzü beyaza dönüp böyle rahatsız hissediyormuş. Ve doktorun da onu öldürmek istediğini düşündüm. I understood what was in doctor's mind. Doktorun aklında ne olduğunu anladım. He looked at me. O bana baktı. Doktor bana baktı. He knew what was in mind. O da benim aklımda ne olduğunu biliyordu. Diye burayı çevirdik. We can't kill the man even if we want to. We agreed. Eğer biz istesek bile onu öldüremeyeceğimiz konusunda we agreed. Anlaştık. Hemfikir olduk diyebiliriz. But we promised to make as much trouble for him as we could. Ama biz bir söz verdik. Yani şu konuda da anlaşıyoruz. Make trouble for him burada onun için sıkıntı çıkarmak demek. As much as we could da eklersek burada yani yapabildiğimiz kadar çok onun için ona sıkıntı çıkarmaya konusunda söz verdik. Nasıl yapacakmışız bunu? We will tell all our friends about this. We told the man. Bu adama yani çocuğa ne demişiz? We will tell all. Bunların hepsini bu konudaki olanları yani bugünü bütün arkadaşlarımıza anlatacağız diye çocuğa söylüyoruz. Yani çocuk Little Man dediğine göre ben çocuk diyorum hala. Adam da diyebiliriz. Everyone in London will hear about it. Londra'daki herkes bunu duyacak. Bunu da söylüyoruz.
Buraya bakalım. And all the time we were keeping the woman away from him. And all the time ve her zaman we were keeping the woman, bu kadını ondan, o adamdan uzak tutacağız. Bu konuda da anlaşılıyoruz. Yine tırnak içerisinde yazılmış. They were wild and dangerous because they were so angry. Onlar wild, burada vahşi. Bunlar vahşi ve tehlikeliydi. Çünkü they were so angry. Çünkü onlar çok kızgındı. I never saw so many hate-filled faces. Ben hiç görmedim. Neyi? So many. Burada çok fazla. Hate-filled da böyle nefretle dolu bir yüzler. Yani çok fazla nefretle, nefretle dolu yüzler. Hiç görmedim. And there was the man in the middle. Ve ortada bir adam vardı. He was frightened, but he smiled an ugly smile and did not move. He was frightened. O korkmuştu. But he smiled an ugly smile. Öyle çirkin bir gülüş, gülümsemeyle gülümsedi. Yani gülümsüyor ama çirkin bir ifadesi var gülümserken. And did not move. Ve hareket etmiyordu. Sadece gülümsüyormuş çirkin bir şekilde. If you want money, he said, tell me. Nobody wants trouble with people like you. If you want money, yine he said'i burada araya sıkıştırmış. Tell me diyor. Eğer para ihtiyacın varsa bana söyle dedi. Nobody, kimse, wants trouble, bela istemiyor. With people like you, senin gibi insanlarla kimse sıkıntı yaşamak, bela çıkmasını istemiyor demiş. Buraya bakalım. We told him to give £100 to the child and her family. We told him, ona dedik ki neyi? Give £100. 100 pound çocuğa ve ailesine vermesini istedik. Vermesini söyledik. At first he didn't want to agree to this, but the little crowd around him looked dangerous and at last he said, all right, I will pay. At first, başta, he didn't want to agree to this. Buna katılmak, yani para vermek istemedi. But the little crowd around him, onun etrafındaki bu küçük kalabalık, looked dangerous. Tehlikeli gözüküyordu. Yani korkmuş adam. At last ve en sonunda, nihayet, he said, dedi ki, işte all right, I will pay. Tamam, ödeyeceğim dedi en sonunda. Next, we had to get the money. Ve daha sonrasında parayı almak zorundaydık. We had to get. And where do you think he took us? Sonra where do you think he took us? Bizi nereye götürdüğünü düşünüyorsun diye sorular. To that ugly place with the door. Burada tutan kalsı oraya. O işte çirkin kapılı çirkin yere götürdü. He pulled a key out of his pocket, unlocked the door and went in. O cebinden anahtarı çıkardı. Sonra unlocked. Lock burada kilitlemek, unlock da kilidi açmak. Kapının kilidini açıp içeriye girdi. We waited outside. Biz dışarıda bekledik. After a time, he came out with 10 pounds in money. And a check for the rest. After a time, bir süre sonra he came out with 10 pounds in money. Yani para olarak 10 pound, 10 poundla geldi. Ve a check for the rest. Ve kalanı için, yani 90 pound içinde ise bir tane check getirmiş. The check was signed and the signature surprised me. Check imzalıydı ve bu imza beni şaşırttı. It was the name of a famous man. O ünlü bir adamın ismiydi. I can't tell you the name, but you probably know it well. Sana ismi söyleyemem ama muhtemelen onu iyi tanıyorsun diye de bitirdik. Yine arkadaşlar, burada sayfa bitti. Sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşürüz. Bye bye.